Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 5. yasama yılı 1. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanımız İskender Yıldırım, Artvin Kemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ergül Akçiçek, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Atay ve Kemer önceki dönem belediye başkanımız Sayın Mustafa Gül aramızda, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, 2. yüzyılda yoksulların, mağdurların, mazlumların umudu, adalet yürüyüşünün en önündeki isim, hepimizin umudu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Yeni bir yasama dönemine başlıyoruz. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını isteriz. Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan milletvekillerinin birilerinin değil, milletin vekili olmasını isteriz. Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm üretirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini saraya veya birilerine teslim etmişse, o kişiler milletin vekili olamaz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ana felsefemiz bu. Milletvekili milletin vekili olmalı. Milletvekili ahlaklı olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihale takipçisi milletvekili olmamalı. Adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. O nedenle diyoruz, İnşallah iktidar olacağız. İlk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Ahlakı getireceğiz. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Bunu yapacağız. Ve biz düşüncelerinden ötürü, inancından ötürü, kimliğinden ötürü hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Adımız ne? Halk Partisi. Halkın partisi olacağız. Halkın her kesimini, nerede yaşarsa yaşasın, hangi gelir düzeyinde olursa olsun, hangi alanda çalışırsa çalışsın, halkı kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Zaman zaman soruyorlar, acaba Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda elde ettiğimiz kazanımlar ellerimizden alınır mı diye. Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz. En özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe polis gelip kapınızı vurmayacak. Neden eleştirdiniz diye. Ama biz sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağız. Çünkü her eleştirinin kendine göre haklı bir payı olabilir. Eğer siz ülkeyi yönetmeye talipseniz her eleştiriye kulak kabartmak zorundasınız. Sık sık tekrar ederim. Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Eleştiri geldiği ölçüde siyasetçi adımını daha dikkatli atar. Halktan yana atar. Sorunları çözmek için atar. Dolayısıyla amacımız budur. Yeni haklara,
yeni özgürlüklere kavuşacaksınız. En önemlisi, aradığınız adaleti getireceğiz. Bir sürü haksızlıkla karşılaşıyor vatandaşımız. Bu adaleti getireceğiz. Adaletin olduğu ülkede herkes rahat konuşabilir. Bunu sağlayacağız. Eğer 19 yıl bir kişi iktidar olup da 19 yılda hala yurt sorununu çözememişse o zaman bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok. Amaç cebimizi nasıl doldururuz? Ankara'nın içini boşaltıyorlar. Ankaralılara da seslenelim. Şimdiden parça parça efendim Merkez Bankası'nı İstanbul'a nasıl taşıyacağız? 72 katlı bina yapmışlar. Sözde finans merkezi yapacaklar. Tefeciler Londra'da olmasın da tefeciler o yüksek binada olsun. Neden bir de Londra'ya gidip hizmet edelim? Allah inandırsın, o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Öğrenci yurdu. Merkez Bankası burada kalacak. Ve herkes şundan emin olsun. Yoksulluğu gerçekten tarihe gömeceğiz. Bu coğrafyada hangi inançtan, kimlikten, yaşam tarzından olursa olsun hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu yapmadığınızda o zaman siyaseti niye yapıyorsunuz? Bunu sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Siyasette kirlilik var mı? Görüyorsunuz. Kirli bir siyaset var. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil, İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye kimse dokunamıyor korkusundan. Neden rüşvet aldın sorusunu dahi soramıyorlar. Bunun adı siyaset midir? AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sen kardeşim temiz siyaset mi istiyorsun? O zaman bu kirliliğe yol açan, rüşvet alanı söylediği halde korkusundan gidip soruşturma dahi açamayan bir savcının olmasını istiyor musun? İstemiyorsan adresin belli kardeşim. Halktan yana olacaksın. Adaletten yana olacaksın. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana olacaksın kardeşim. İşin özü budur. Devleti yönetenler topluma örnek olmak zorundadır. Herkes oraya bakar. Bugünlerde yine gazetelerde var. Vergi cennetlerine paralar gönderilmiş. Vergi cennetlerine niye para gönderilir? Vergi cennetlerinden Türkiye'ye niye para gelir? Vergi ödememek için. Vergi ödememek için. Siz devleti yöneteceksiniz. Sizin aileniz manadasında şirketler kuracak ve oradan milyon dolarlar gelecek. Siz vergi ödemeyeceksiniz. Fakir fukara vergi ödüyor. Sen niye ödemiyorsun? Bana söyler mi acaba? AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim bana şunu söyler mi? Devleti yöneten bir kişi devlete vergi vermemek için vergi cennetlerinde şirket kurar, parasını getirir, hiç de vergi ödemez. Bu adalettir der misiniz? Bu adaletse oy vermeye devam edin, açlık, sefalet devam edecek. Bu adalet değildir diyorsanız oturup düşünmeniz lazım kardeşim. Sadece benim değil, sizin de oturup düşünmeniz lazım. Bu memleket sadece benim memleketim değil. Evlatlarımız da sadece benim evlatlarım değil. Hepimizin evlatları. Değerli arkadaşlarım,
2006'da bir kanun çıkardılar. 2006. Vergi cennetlerinden para gelirse %30 vergilenecek. Niçin? Fakir fukara burada vergi ödüyor. Asgari ücreti vergi ödüyor. Sanayici vergi ödüyor. Esnafı, çiftçisi vergi ödüyor. E yurt dışından gitmişsin, vurgunu vurmuşsun, parayı getireceksin. Burada aktayacaksın, sen vergi ödemeyeceksin. Dediler ki vergi ödenecek, güzel. Hep beraber el kaldırdık. Ne olması lazım? Vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması lazım. 2006-2021. Bu kararname bir türlü çıkmıyor. Neden? AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 2006-2021. Bu kararname niçin çıkmıyor? Ben söyleyeyim. Uyuşturucu baronlarının paraları için çıkmıyor. Rüşvet paraları için çıkmıyor. Rüşveti alacaksın, oraya götüreceksin, oradan Türkiye'ye getireceksin, meşruiyet kazanacaksın. Uyuşturucu paralarını oradan getireceksin, meşruiyet kazandıracaksın. Ya Türkiye'yi kocaman bir çamaşırhaneye döndürdünüz kardeşim. Rüşvetin meşrulaştığı, baronların paralarının meşrulaştırıldığı, fuhuşun, insan kaçakçılığı paralarının meşrulaştırıldığı bir Türkiye. Siz kabul ediyor musunuz böyle bir Türkiye'yi? Değerli arkadaşlarım, kara kış geliyor. Kara kış ekonomisi yaşayacağız. İnsanlar faturalarını ödeyemiyorlar. Büyük sıkıntı işindeler değerli arkadaşlarım. Daha henüz bana bu soru sorulduğunda diyorum ki daha henüz siz baharınızı yaşıyorsunuz. Daha zamlar gelmedi. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini. Milleti nasıl perişan ettiğini. Yağmur gibi zamlar gelecek, yağmur gibi. Bu zamlarla kim mücadele edecek? Bu zamlara karşı kim duracak? Onurumuzla duracağız ve mücadelesini vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, bakın bir tablo. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kendi internet sitesine koyduğu bilgiler. Türkiye'de vatandaşın ne hale geldiğini görmek için. Ocak 2021, 1.037.136 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Şubat ayında 1.037.000 rakamı, 1.202.287 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Geçiyorum Mart ayına. 4.753.087 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Geçiyorum Nisan 2021'e. 5.166.439 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Ocak ayında 1.037.000 olan fatura ödeyemeyen vatandaş sayısı 4 ay sonra Nisan ayında 1.000.000'dan 5.166.000'e çıkıyor. Bir insan keyfe gider elektrik parasını ödemez mi? Ben ödemiyorum der mi? Elektrik sayacı sökülecek. Bir de ödedikten sonra da ayrıca açma kapama parası ödeyecek. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bu halde. Milletin gözünü boyamak için Erdoğan alıyor. Efendim tarım kredi kooperatiflerinin bilmem alışveriş merkezine gidiyor, marketine gidiyor. Fiyatlar gayet uygun diyor. E uygun tabii, sana göre fiyatlar çok uygun. Sen elektrik parası ödemezsin. Su parası ödemezsin. Doğalgaz parası ödemezsin. Dolmuş, taksi, uçak parası ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun zaten. Her şey bedava sana zaten. Sen acaba ayda 2825 lira aylık alan bir asgari ücretlinin nasıl geçildiğini biliyor musun? Bu asgari ücreti elektrik parası öder.
Su parası öder, doğalgaz parası öder, yol masrafı öder, okul masrafı öder, kira öder. 2825 lira. Sen oturup bir ayı 2825 lirayla bir geçin bakalım. Nasıl oluyor bu? Değerli arkadaşlarım, 2825 lira asgari ücret veriyorsunuz. Ayrıca vergi ödüyor bu kişi. Açlık sınırı da 3049 lira. Ve Erdoğan sözde markete gidiyor, kamuoyuna açıklamalar yapıyor, cebinden parayı çıkarıp ödüyor, 1000 küsür lira ödüyor, fiyatlar gayet uygunmuş diyor. Sen milleti mi kandırıyorsun ya? Milleti mi kandırıyorsun sen? Sen fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun? Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bilmiyor musun? Değerli arkadaşlarım, ev kiraları sadece İstanbul'da Ağustos 2021 bir yılda %63 ev kiralarındaki artış. Ankara'da %35. Erdoğan ev kirası veriyor mu? Vermiyor. Elektrik, su parası, doğalgaz parası, ulaşım masrafı, okul masrafı hiçbir şey ödemiyor. Alışverişe gitmiş beyefendi, fiyatlar gayet makuldür diyor. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime bir daha seslenmek isterim. Sevgili arkadaşlarım, siz 83 milyonun Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmesini istiyor musunuz? Hepimiz o tefecilere hizmet ediyoruz. Son 19 yılda Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Sen buna evet diyor musun? Sen vicdanında bunu sorguluyor musun? Malı götürenleri ayrı tutuyorum. Çeteleri ayrı tutuyorum. Devleti soyanları ayrı tutuyorum. 5 yerden, 6 yerden, 3 yerden maaş alanları ayrı tutuyorum. Geçinme zorluğu çeken ve geçen dönem AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin mutfağını bu hale getirdiler. Ve sen bütün bu sıkıntılara rağmen devlete vergi ödüyorsun. Onlar da toplayıp bunu Londra'daki çetelere ödüyorlar. Bakın, borçlandılar değil mi? Yurt dışından. Dünyanın en yüksek faizlerinden birisiyle borçlanıyorlar. Elinoğlu düşük faizle borçlanıyor. Hatta eksi faizle borçlanıyor. Biz çok yüksek faizle borçlanıyoruz. Kur arttı, ne oldu? Yani dolar, avro yükseldi, ne oldu? Maliyeti ne oldu? İlk 6 ay 2021'in İlk 6 ayını vereyim. 231 milyar lira borcumuz arttı. Yeni borçlanma yaptık 60 milyar lira. 260 milyar lira artan borcun 171 milyar lirası kur farkından geliyor. Dolar arttı, hepimizin borcu arttı. Kim ödeyecek bunu? Çeteler mi ödeyecek? Milyon dolarları tutanlar mı ödeyecek? Maradası'nda milyon dolarlık şirketlere para yatırıp oradan Türkiye'ye getirenler mi ödeyecek? Hayır. Bu milletin fakir fukarası ödeyecek. O nedenle diyorum, bütün vatandaşlarımın Türkiye'yi bu hale getirenden demokratik yollarla hesap sorması lazım. Bazen soruyorlar, siz bunlardan hesap sormayacak mısınız diye. AK Parti 2002'de meclise geldiğinde ne yaptı? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu değil mi? Evet. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Aynısını yapacağız. Bütün uzmanları çağıracağız. Denetim elemanlarını çağıracağız. Geçmişte ne yaptılarsa aynısını yapacağız. Farklı bir şey yaparsak diyecekler ki bunlar intikam alıyor. Hayır. Devlet kinle, intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Ama birisi devleti soyuyorsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alıyorsa, ağzındaki lokmayı yiyorsa, kusura bakmasınlar. Onun da hesabını sormamız lazım. Aksi halde devleti yönetemezsiniz.
devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Bütün hırsızları temizleyeceğim. Şimdi bunlar da artık anladılar ki gidiyorlar. Biliyorlar. En tepeden en aşağıya kadar. Madem gidiyoruz, o zaman giderken ne götürürse kârdır. Devletin harimi hizmetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Madem gidiyoruz, o zaman vurgunu vurup öyle gidelim. En küçüğünden en büyüğüne kadar çalışan mantık budur. Yoksa baronlarla savaş açarlar değil mi? Baronlara dokunamıyorlar bile. Hapisteki adamı serbest bırakıyorlar. Neden? O baron siyasetçi teslim almıştır, satın almıştır. Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi teslim alıyorsa, parayla satın alıyorsa onun bu memlekete vereceği ne fayda var? Hangi faydayı verebilir? Bunu bir tarafa yazalım değerli arkadaşlarım. Bu mücadeleyi beraber yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Yeni bir sayfayı, düzgün bir sayfayı, ahlaklı bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacaksınız. Adaleti getireceksiniz. Kadın erkek eşitliğini getireceksiniz. Bütün bunları yapacaksınız. Adalet kadar değerli olan bir kurumu ayağa kaldıracaksınız. Buradan saraydan talimat alıp ona göre karar veren, saraydan talimat alıp ona göre dava açan savcılara da sesleniyorum. Siz de kendi geleceğinizi düşünün. Siz de düşünün. Adaleti yerine getirmek saraydan talimat almak da olmaz. Saraydan talimat alıp karar veriyorsanız sizin adalet mekanizması içinde yeriniz yoktur. Ahlaki düzende de yeriniz yoktur. Siz adalet değil, adaletsizlik dağıtıyorsunuz. Eğer biz bunları düzeltemezsek o zaman niye siyaset yapıyoruz? Hangi gerekçeyle o zaman siyaset yapıyoruz? Değerli arkadaşlarım, toplumun her kesiminde ciddi sorunlar var. Geçen İstanbul'daydım, kantincilerle bir araya geldik. Kime dokunsan dünyanın sorunu çıkıyor. Sayıları 30 bin civarında kantin var. Okullarda, devlet okullarında, özel okullar, yurt ve hastaneleri kattığınız zaman 50 bin civarında kantinci var. 300 bin kişilik bir çalışanı var bunların. 300 bin kişi. Ağızlarından çıkan ilk cümle bu dönemde tamamen sahipsiz ve yalnız kaldık. Onlara dedim ki sahipsiz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Ama şimdi size dokunuyoruz fakat sorunlarınızı çözmemiz için çözeceğimiz makama bizi siz getireceksiniz. Ben o zaman sizin sorunlarınızı çözmezsem, dostlarımızla birlikte sorunlarınızı çözmezsek o zaman bize her türlü eleştiriyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, kantin işletmelerinin %60'ı aile şirketi bunlar. Bunların da %60 civarında kadın var. Kadın çalışıyor burada. Ne kadar güzel bir şey. Kadınlar çalışıyorlar. Üretiyorlar. Ama sorunları var. Pandemi döneminde okullar kapalı kaldı. Gelirimiz yok. Muhasebecimiz beyanname verirken vergi dairesine para ödemek zorunda kaldık diyor. Ya gelirimiz yok ama para ödemek zorunda kaldık. Şimdi okullar açıldı, logolu ürünleri satacaksınız. E nerede logolu ürünler? E logolu ürünler yok. Kim üretecek? Efendim üretecek yerler belli değil. Hala çalışıyorlar. E ne satacak bunlar? Nasıl geçinecek bunlar? Değerli arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapalım. 2 yıl süreyle
Kira almayın kantincilerden. 2 yıl süreyle. Niye kira alıyorsunuz? Zaten geçiremediler. Zaten perişan vaziyetteler. Değerli arkadaşlarım, logolu ürünler için tekelleşme kaygısını da dile getirdiler kantinciler. Eğer sadece bir firma üretirse ve onun dayattığı fiyattan biz almak zorunda kalacağız, çocuklara pahalı vermek zorunda kalacağız. Rekabet olması lazım. Ama böyle bir şans şimdilik görünmüyor. Onlara şu sözü verdim. Pandemi döneminde kredi aldınız biliyorum. O kredilerin faizlerinin tamamını sileceğiz dedim. 2, okul kantinlerinde siz böyle kantin yiyecek içecek değil, çocuklara yemek vereceksiniz, yemeği sizler vereceksiniz, devlet sizlerle protokol yapacak ve siz de kazanacaksınız, çocuklar da kazanacak. Herkes kazanacak bundan. Kantinci arkadaşlarım bunu bir not olarak alsınlar. İnşallah iktidar olduğumuzda desinler. Hani siz çocuklara okulda yemek verecektiniz ve o yemeği de bizler sağlayacaktık. Evet yapacağım, göreceksiniz. Ve sizler de diyeceksiniz ki evet helal olsun bunlar geldiler, verdikleri sözü tuttular. Siyasette verilen sözlerin tutulması önemlidir. Söz verip tutmazsanız halkı kandırıyorsunuz demektir. Zaten siyasete duyulan en büyük güvensizlik de budur. Seçim meydanlarında konuşursun, iktidar olduktan sonra hepsini unutursun. Emekli polis arkadaşlarla bir araya geldik. Engellemek istediler. Vay efendim sizin o toplantıda ne işiniz var, gitmeyin diye. Çoğu geldi. Hatta bazı emekli polisler İstanbul'da da yapın böyle bir toplantı. Orada da ihtiyacımız var dediler. Oraya çok daha kalabalık gruplar halinde geleceğiz dediler. Geleceğim dedim. İstanbul'da da olacağım. Sizlerle oturacağım, sizlerle konuşacağım dedim. 150 yılı aşkın bir kurum. Emniyet teşkilatı. Kurallarının olması lazım. Sıcak siyaseti soktular oraya. Liyakati yerle bir ettiler. Telefon açıyor, konuşuyorum emniyet müdürüyle. Öyle bir haldeyiz ki diyor, bekçinin masasını değiştiremiyorum diyor. Değiştirdiğim an 7-8 telefon birden geliyor. Ben nasıl yöneteceğim diyor. Doğru nasıl yönetecek? Değerli arkadaşlarım, eğer siyaset polise ve yargıya müdahale ederse Türkiye'de yeraltı dünyası güçlenmiş olur. Şu anda devletin demeyelim de hükümeti yöneten, hükümete şöyle veya böyle talimat veren yeraltı dünyasıdır. Bakın çok iddialıyım bu konuda. Neden? Dilovası'nda uyuşturucu yakalandı. Şeyde Kocaeli Dilovası'nda yakalandı. Mersin Limanı'nda yakalandı. 4 ton 900 kilo yine kokain ticareti oldu. Ya o da yakalandı. Soruşturulan kim? Yakalanan kim? Bir gariban fırından ekmek çalsa 50 kişi yakalar, polise çıkarır. Aynı gün akşam hakim tutuklama kararı verir. Zindaş değil, serbest bırakan kim? Ortadoğu'nun en büyük baronu. Hapse atmış, polis yakalamış. Kim serbest bıraktı bu adamı? İçimde ukdedir. Denizli'deydim akşam. Cep telefonuyla bir video gösterdiler. 2 askerimiz yakılarak öldürülüyor. Yakılarak. Talimatı veren IŞİD'in IŞİD'li unsur Türkiye'de. Polis yakalıyor, getiriyor. Bir bakıyorsunuz serbest bırakılmış. Bir gazeteci arkadaşımız, yürekli bir gazeteci arkadaşımız bunu yazıyor. Yeniden yakalanıyor. Ve tutuklanıyor. Kim bu adamı serbest bıraktı? Kim? Kaç lira para aldı da serbest bıraktı? Ve Erdoğan bütün bunların karşısında neden susuyor? Neden susuyor Erdoğan?
E ben sormayacak mıyım? Sen baronlardan yana mısın? Halktan yana mısın? O adamı kim serbest bıraktı? Kim talimat verdi? Sezgin Baran Korkmaz'ı önce kim tutukladı, sonra kim serbest bıraktı? Serbest bırakan adamlarla ilgili kararı alan insanlardan birisini getirdin, Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı yaptın. Görevini yaptı diye. Yasa dışı görev yaptı diye. Birisini getirdin, Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptın. Ben bunları unutacak mıyım diyorsun? Sevgili Erdoğan, ben bunları unutacak mıyım? Asla unutmam. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, ne olursa olsun haksızlık karşısında asla ve asla susmayacağım. ...1934 yılında çıkan polis kanunu var. Dördüncü maddesi. Polis hiçbir suretle vazifesinden başka bir işte kullanılamaz diyor. Yasalar hangi görev vermişse orada. Talimatla polisle hiç ilgisi olmayan yerlerde görevlendiriliyor. 12 saat görev yapıyor. 24 saat görev yapıyor. Yolun kenarına dikiyorsunuz. Ya bu adam insan, yemek yiyecek. Bu adam tuvalete gidecek. Ya böyle imkanlar var mı? Yok. O polistir. Talimat verdik, bekleyecek. E bu insan değil mi kardeşim? Bunun ihtiyaçları yok mu? Polis kardeşlerime de sesleniyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu biz dostlarımızla beraber sağlayacağız. Emniyet Genel Müdürü öyle herkesin iki dudağı arasında değişmeyecek. Merkez Bankası Başkanı'na, BDDK Başkanı'na hangi teminatlar veriliyorsa Emniyet Genel Müdürü'ne de aynı talimatlar verilecek. Sıcak siyasetin dışında tutacağız Emniyet Teşkilatı'nı. Az önce uyuşturucuyu söyledim. Siyaset müdahale etmesin, kuş uçmaz. Bakın, siyaset müdahale etmesin, Emniyet Teşkilatı hepsini yakalar. Değerli arkadaşlarım, 12 saat, 24 saat mesaide çalıştırıyorlar. Peki çalıştırdın. Peki karşılığını ödüyor musun? Parasını ödüyor musun? Hayır, ödemiyorsun. E anayasa demiyor mu kardeşim? Angarya yasaktır. Bedava insan çalıştırmak yasaktır. Demiyor mu? Diyor. Ve İçişleri Bakanı şu konuşmayı yapıyor. 19 Haziran 2021'de. Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, mesela doktorlar, mesela maliyeciler, mesela hukukçular bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır diyor. Güzel. Polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın. Sayın Bakan, senin orada bir dakika durman dahi ayıptır. Bir dakika dahi durmaman lazım. Sen rüşvet alanları korumuyor musun? 10 bin dolar rüşvet alıyor diye çıkıp devletin televizyonlarında konuştun. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaktın. Niye bulunmadın? Bir İçişleri Bakanı, üstelik polislerden, üstelik jandarmadan sorumlu olan bir İçişleri Bakanı rüşveti koruyorsa temiz adam değildir. Rüşvetçiyi koruyorsa temiz adam değildir. Ne demek 24 saat çalışacak? Polise müdahale etmeyin, 24 değil 48 saate çalışır. Hepimizin can ve mal güvenliğini sağlıyor. Bakınız daha acı. Çalışırken aile yardımları alıyorlar. Emekli olunca aile yardımları kesiliyor. Bunlar boşandı mı? Aile yardımlarını kesiyorsun. Niye aile yardımlarını kesiyorsunuz? Emekli oldu. 3600 göstergeyi ben mitinglerde bizi koruyan polis arkadaşların talebi üzerine gündeme getirmiştim. 4-5 yıl oluyor. Sürekli söyledik. En sonunda Erdoğan da dedi ki evet 3600 ek göstergeyi getireceğiz. 24 Mayıs 2018'de.
kendi partisinin seçim bildirgesini açıklarken, değerli kardeşlerim, önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. 3000 emeklilik göstergelerini 3600'e çıkaracağız diyor. 2018. Ne kadar geçti aradan? Niye çıkmıyor? Geçtik 21'e. 13 Temmuz 2021. Ankara Bilkent'teki şehir hastanelerinin açılışında konuşuyor gene. 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. Yeni seçime gidiyoruz. Hala ortada bir şey yok. Senin sözüne nasıl güvenecek polisler? Senin sözüne nasıl güvenecek bu millet? Oturduğun koltuk, verdiğin sözü tutma koltuğudur orası. Sıradan bir koltuk değildir orası. Söz veriyorsan gereğini yapacaksın. Gereğini yapmıyorsan çıkıp polislerin tümünden özür dileyeceksin. Ben bu sözü verdim ama kusura bakmayın yerine getiremiyorum diyeceksin. Hem özür dilemiyorsun hem söz vermeye devam ediyorsun. Bu siyasete güvensizliği doğuruyor. Polis arkadaşlarıma da söyledim. Beşiktaş saldırısında 39 emniyet görevlisi hayatını kaybetti. Vatandaştan para istediler. Vatandaşlar parayı verdi. Şehit ailelerine vermek üzere. Paranın üzerine çöktüler. Polis arkadaşlarıma söyledim. İnşallah iktidar olacağız. Ve ben o parayı ilk bir hafta içinde o şehit ailelerin tamamına vereceğim. Daha ayıp olanı ise şu değerli arkadaşlarım. Sayıştay bir rapor yazıyor ve raporunda bir tespit var. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 denetim raporunda 177 kişiye şehit çocuğu diye burs veriyor. Ama hiçbirisi şehit çocuğu değil. Devletin nasıl yönetildiğini görüyor musunuz değerli arkadaşlar? AK Parti'ye oy veren kardeşim geçmişte, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşim, sevgili ülkücü kardeşim, şehit çocuğuna burs veriyoruz diye şehitlikle ilgisi olmayanlara burs veriyorlar. Buna evet diyor musun kardeşim? Buna evet diyor musun? Değerli arkadaşlarım, toplumun her kesimine dokunuyoruz. Vatandaşlarımın onu bilmesini isterim. Her kesimini. Her kesimini doğrudan doğruya dinliyoruz. Önce sorunu yaşayandan sorunu öğreniyoruz. Masa başında karar almıyoruz. Sonra sorunun nasıl çözüleceğini o arkadaşlarla bir araya gelip onlara anlatıyoruz. Tarım çalıştayı yaptık. Tarım stratejik sektör değil mi? Evet. Karnımızın doyması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Çoluk çocuğumuzun temiz gıdalarla beslenmesi gerekmiyor mu? Evet, gerekiyor. Peki nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devleti nohutundan mercimeğine kadar, canlı hayvanından etine kadar, yemden samanına kadar yurt dışından ithal eder? Bu soruyu da geçmişte AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sormak isterim. Oturup düşünmeniz lazım. Belediyelerimiz ve onların destekleri kooperatiflerle gerçekten de güzel şeyler yaptık. 3 gün sürdü. Onlara ne yapacağımızı da anlattım. Şimdi bir daha anlatmak isterim. Bütün çiftçi kardeşlerime, üretici kardeşlerime, besici kardeşlerime anlatmak isterim. Bir sefer her ürünün bir taban fiyatı olacak. Her ürünün. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Bütün çiftçi kardeşlerim bunu not alsınlar. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Bu ne demektir? Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek demektir. Bunu neyle yapacağız? Planlamayla yapacağız. Kim neyi ekecek? Bilecek. Bir yıl sonra taban fiyat ne olacak? Onu da bilecek.
Onun üstünde bir talep gelirse istediğine satabilir. Ama taban fiyatın altına ürün düştüğü zaman devlet alacak onu, diyecek. Hayır, ben çiftçimin zarar etmesini istemiyorum. Bunu milletvekili arkadaşlarım, gittiğiniz bütün yerlerde çiftçi kardeşlerimize anlatın. Bu aynı zamanda ne demektir? Fiyatlarda istikrar demektir. Hiçbir çiftçi zarar etmiyor. Herkes ürününü ekiyor. Herkes belli bir gelir sahibi. Ve dolayısıyla devlet de bütün bunları planlıyor. 19 yılın sonunda nereye geldik? Planlama yok. Çiftçi bakıyor. Bu sene patates çok iyi, hep beraber patates ekelim. Bu sene soğanlar çok iyi, hep beraber soğan ekelim. Ertesi yıl hep beraber batıyorlar. Sorumlu kim? Çiftçi değil. Devleti yönetenler. Dese ki kardeşim sen şurada şu kadar patates ekeceksin. Sen yulaf, sen arpa, sen buğday, sen nohut, sen bakta, sen yeşil fidan ekeceksin. Sen besicilik yapacaksın. Maliyeti çıkaracağım. Kiminle? Ziraat odaları başkanını çağıracağım. Ya kardeşim, senin uzmanlar, devletin uzmanları bir araya gelecekler, oturacaklar, maliyeti çıkaracaklar. Gübre kaç lira, ilaç kaç lira, neyin nesi? Sulama, elektrik, maliyeti çıkacak. Makul karı koyacağız. Sen de bileceksin, ben de bileceğim ki bunun üstünde özel sektör istiyorsa alsın, istiyorsa ihracat yapsın, ama altına düştüğü zaman devlet ona izin vermeyecek. Böylece fiyatlarda istikrar olacak. Böylece her çiftçi ben mahvoldum demeyecek. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmeyecek, öyle bir tablo olmayacak. Her yerde bereket olacak. Değerli arkadaşlarım, bakınız. Kendi mantığı içinde bunu yaptınız diyelim, ama bir sel felaketi oldu. Yangın oldu. Don oldu. O zaman devreye ne giriyor? Sigorta giriyor, Tarsim. Aynı mantıkla Tarsim'i de çalıştıracaksınız. Dolayısıyla çiftçi don da olsa, yangın da olsa, sel de olsa makul ürün ekti, fakat fiyatlar düştü, ama o bilecek ki sosyal devlet benim yanımdadır. Benim emeğimi, alın terimi koruyacaktır ve hakkını verecektir. Çiftçi bunu bilecek. Biz böyle düşünüyoruz. Çiftçi kardeşlerim de not alsınlar. Tarım Kanunu 21. maddesi %1 ödenmiyor. Ödenecek. Bütçeye konulacak, bunu söyleyin. Gittiğiniz her yerde çiftçi örgütleriyle karşılaştığınızda %1 ödenecek, bütçeye konulacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı da evet, çiftçinin %1'lik alacağı bütçede yer almıştır açıklamasını yapacak. Ona da söyleyeceğiz. Bütün çiftçilere duyur kardeşim. Çiftçinin kullandığı girdiler var. Çok pahalı. Teşvik edeceğiz. Tamamını Türkiye'de üretebiliriz. Türkiye gübre üretemez mi ya? Teşvik vereceksin. Gübre ver kardeşim diyeceksin. Dışarıya niye ben para ödeyeyim? İçeride üretirsen fabrika olacak. İçeride üretirsen işçi çalışacak. İçeride üretirsen maliyeti düşük olacak. Ama dedim ya, bunlar devleti nasıl soyarız? O mantıkla devleti yönetiyorlar. Bakınız, son bir yılda amonyum sülfat gübresi %157 zamlanmış. DAP gübresi %146. Üre %145. Tarım ilaçları %60. Besi yemi %53, süt yemi %55, sertifikalı hububat tohumu %63, elektrik fiyatları %56, zirai ilaç fiyatları %120, %80 ile %120 arasında artmış. Soru şu, bu zamları kim yaptı? Çiftçi mi? Besici mi yaptı? Kim yaptı bu zamları? Bu zamlar yapılırken bu beyefendiler sarayda nasıl oturuyorlardı? Efendim ürünler niye pahalı? Önce kendine soracaksın ya. Şimdi bu çiftçi gidecek, DAP gübresi alacak %146. %146 zamlanmış. Ne yapacak? Tarlaya bunu atacak. Sen maliyet artı kar derken bunu söylüyorum ben. Çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli getirmek zorundasın. DAP gübresiyle ilgili yine resmi rakam. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin internet sitesinden. Eylül 2021, 1 Ekim 2020.
Yani bir ayda. Eylül ile Ekim arasında. DAP gübresi 24 Eylül'de 6400 lira. 24 Eylül'de 6400 lira. 1 Ekim'de 6900 liraya çıkmış. Kim söylüyor bunu? Toprak Mahsulleri Ofisi söylüyor. Çiftçi söylemiyor. Üre 24 Eylül'de 4800 lira. 1 Ekim'de 5500 liraya çıkmış. Kim yaptı bunu? Çiftçi mi yaptı? Besici mi yaptı? Kim yaptı bunu? Devleti yönetenler bunun farkındalar mı? Biliyorlar mı? Tamamını biliyorlar. Onların hedefi ne? Hedefi şu. Bu çiftçiyi nasıl biraz daha soyabiliriz? Nasıl biraz daha dünyalığımızı yapabiliriz? Yaptığımız dünyalıkları nasıl yurt dışına götürebiliriz? Oradaki bankalara yatırabiliriz? Kim yurt dışına dolarlarını götürüyor? Hepsini biliyoruz. Ve hepsini çıkaracağız. Hepsinin hesabını soracağız. Çiftçi adına soracağız hesabını. Yine bütün çiftçi arkadaşlarıma söyleyeyim. Halkın iktidarında hiçbir çiftçinin traktörü haczedilemeyecek. Hayvanı haczedilemeyecek. Kanun çıkaracağız. Yatsınlar bir tarafa. Yine söyleyeyim. Çiftçi ekiyor tarlasını. Ürünü aldıktan sonra ödeyecek değil mi borcunu? Her ay ödeyeceksin elektrik faturasını. Yok kardeşim öyle. Çiftçi ekecek, ürününü biçecek. Sattıktan sonra ancak elektrik faturasını ödeyecek. O arada da faiz ödemeyecek. Bunu da anlatın. Ha istiyorlarsa verirler, istiyorlarsa vermezler. Vermezlerse o elektrik şirketlerini onların ellerinden alacağız. Ben çiftçinin hakkını koruyacağım. Bir avuç yandaşın hakkını değil. Yine söyleyin, gittiğiniz her yerde söyleyin. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV almayacağız. Yattan alıyor musun kardeşim? Almıyorsun. Çiftçinin kullandığı traktörden niye alıyorsun? Onun kullandığı mazottan niye alıyorsun? Yine söyleyin değerli arkadaşlarım. Besicilik yapan her yere, toprağı eken biçen her yere veteriner, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni göndereceğiz. Çiftçiye destek olacaklar. Nasıl kırsalda görev yapan imam kardeşlerimiz varsa yine orada görev yapacak olan veterinerlerimiz, ziraat mühendislerimiz, ziraat teknisyenlerimiz olacak. Çiftçiyi alacaklar ve eğitecekler. Daha kaliteli, daha verimli ürün elde etmeleri için. Kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz. Bu konuda belediye başkanlarımız son derece başarılı çalışmalar yapıyorlar. Ve gerçekten kırsalla belediye arasında, yani kentle kırsal kesim arasında son derece güzel çalışmalar yapıyorlar. Kırsala iyi kaynak aktarılıyor. Büyük şehirlerden başlayarak kırsalda kooperatiflerin ürettiği ürünleri büyük kentlerde açtığımız mağazalarla satıyoruz. Kadınlar da kazanıyor, erkekler de kazanıyor. Herkes kazanıyor. Bu işin zararı olmuyor. Ve yine gittiğiniz her yerde şunu da söyleyeyim. İster bankalardan, ister tarım kredi kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Faiz olmayacak. Evet, işin özeti şu. Ülkemizi seviyoruz. Hangi sorunun nasıl çözüleceğini gayet iyi biliyoruz. Akılla çözüyoruz sorunları. Sopayla değil, baskıyla değil, otoriter yönetimle değil. Bu anlayışla bir devlet yönetilemez. Yönetilme örneğini istiyorsanız Türkiye'dir. Patatesçiler terörist ilan edildi. Soğancılar terörist ilan edildi. Böyle rezalet olmaz. Biz akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, planlamayla ve beraber çiftçi kardeşlerimizle, besicilerle beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. O zaman biz halkın partisi olacağız. Ne dedik? En büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkın partisidir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yarın kamyoncularla beraber olacağız. Kamyoncu kardeşlerimin de bütün sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatacağım. Teşekkür ederim. Birleşimi kapatıyorum. Genel başkanımızın yolu açık olsun. Grubumuza mecliste ve sahada başarılar diliyoruz.